Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Burası Tombik Etevi. İskilip'te nerede yeriniz? Abim, Ziraat Bankası karşısı belediye otoparkının tam köşesindeyiz. Tam köşesindeyiz. Gece 2'ye kadar açığız. Şey değil mi burası, minibüs köftecisi? Aynen abicim, minibüs köfte olarak geçiyor. İskilip'te sadece siz mi varsınız? Aynen, sadece ben varım. Yani Çorum'da yine tanıdıklarımız var ama sadece İskilip'te ben tekim. Peki ne üretiyoruz burada? Abicim, köfte ekmeğimiz var, kıyma kavurmamız var, kokoreçimiz var, sucuk ekmeğimiz var, günlük taze gelen midyemiz var, ondan sonra haşlanmış mısırımız. Bunlar festivale özel dedi az önce. Yok, hayır, normal dönemde de var ama hani dönem. Ha, mesela mısır dönemi mısır. Kışın lokma tatlısı yapıyoruz kış dönemlerinde, hava soğuyunca. Yani gece 2'ye kadar hizmet vermekteyiz. Herkesi bekleriz. Paket servisiniz var mı? Tabii ki paket servisimiz de var. Ha, gece 2'ye kadar? Aynen, gece 2'ye kadar her şekilde hizmete devam. Kokoreçi burada yapmıyorsunuz herhalde? Yok, kokoreçi Balıkesir'den özel getirtiyoruz. Burada tekrardan... Yarı pişmiş mi? Pişmiş mi? Yarı pişmiş olarak getiriyoruz. Burada tekrardan hazırlıyoruz, pişiriyoruz, baharatlıyoruz. Baharatlayıp müşterilerimize sunuyoruz. Midyenin hazırlanması herhalde o kadar uzun şey değil. Midye Samsun'dan geliyor. Hazır geliyor. Ona girmedim. Peki anlamadığım işe girmiyorum. Peki rağbet görüyor mu midye ve kokoreç? Abim, ilk başta bir değişiklik oldu İskilip için, hani bir öyle bir şey yoktu, ilk biz getirdik. Hani şu an beğeniyorlar, hani kaliteli yaptığımız için şükürler olsun, hizmetten ödün vermiyoruz. Damak tadına uygun olmadığı için, hani Çorum'un yani, damak tadında midye yok, kokoreç yok. Yok hani, ama alıştılar şu an. Çok hani geceleri gelen misafirlerim var, gündüz soran öğrenci arkadaşlar olsun, hepsi soruyor yani. Alıştılar bayağı yani. Açılış kapanış kaçtı? Ben abi sabah 9-9.30 gibi açıyoruz. Gece 2-2.30-3 hani duruma göre biraz daha oluyor ama en geç 4'e kadar buradayım yani. 4'e kadar buradasınız. Şimdi bana bir porsiyon köfte hazırlarsanız. Tabii ki. Köfteyi neyden yapıyorsunuz onu sorayım ben. Abicim, kasabımdan normal et olarak alıyorum. Kuzu eti, dana eti, dana boşluk, kuyruk yağı olarak kendim alıyorum. Zırhla çekiyorum, baharatlarımı atarım. Makinede çekmiyor musun, zırh mı? Yok, zırhla abicim. Yani özel et alıyorum, kıyma olarak da almıyorum. Sadece et alıyorum, yani kıyma olarak almıyorum. Zırhta elle çekiyorsun. Aynen. Elde çekiyorum. Kaç tane koyuyoruz bir tanesinin içine? 6 tane abicim. Yaklaşık gramaj? Tanesi 14 gram abim. Hani hepsi gram gram. Kimseye hak geçmesin diye. Kaç tane dedin? 6 mı demiştin? Aynen. Piştiği zaman tabii gramajı biraz daha pişmiş hali mi? Çiğ hali mi? Çiğ hali. Çiğ hani hali. Yağ biraz eriyebiliyor içindeki. Biraz eriyebilir. Kullandığınız ekmek normal. İskilip ekmeğimiz. İskilip somunu oluyor. Aynen, İskilip somunu. Bunun fiyatları da söylerseniz bu arada. Abicim şu an yarım ekmek. Yarım ekmek köftemiz 20 TL. 3 lira ablacığım midyelerimiz. Yarım ekmek köftemiz 20 lira şu an abim. Ondan sonra kokoreçimiz 35, kıyma kavurma ve sucuk ekmeğimiz 30 TL olarak. Evet ablam, bir tanesi. Kıyma kavurma? Kıyma kavurma abicim, kıyma alıyorum normal, dana kıyma. Bunu evde kendim kavuruyorum. Şişeleyip burada tekrardan domatesle kavurup öyle sunuyorum. Yerde meşhur şey. Maydanozlu soğan kullanıyoruz biz genelde. Aynen siz abi. Burada maydanoz kullanmıyor musunuz? Maydanoz kullanmıyorum abi. İskilip halkı biraz hani ne bileyim değişik geldi herhalde. İlk başta öyle kullanıyorduk. Sonra tekrar sadece soğana döndük. Burada aynen. Et yemekleri biraz daha yaygın. Aynen, biraz onun için daha yaygın. Şey, sebze yemeklerini pek şey aynen, yapmazlar. Aynen, İskilip'te dolmamızı görmüşsünüzdür. Keşkek, şey. Aynen. Güveç derken et türü yemeklerimiz aynen, var. Aynen, bayağı bir et seviyor İskilip halkını. Kokoreç'e yatkınlıkları o zaman daha rahat, daha aynen, seviyoruz. Aynen. Kokoreç akşam üzeri oluyor genellikle abim, hani işten çıkanlarımız olsun, hani yoldan gelenlerimiz olsun, bayağı talep var kokoreç. Bu arabanın markası ne peki? Peugeot C9 diye geçiyor abim. Bunu Zonguldak'ta yaptırdık biz özel olarak. Hareket ediyor. Hareket ediyor. İstediğimiz yere çekebiliyoruz. Mesela festivallere gidebiliyoruz.
Begüt dediğimiz yere veya başka yerden başka yere gidebiliyoruz. Muayenesi, ruhsatı her şeyi var. Yani bütün evraklarım var abi şu an. Su tesisat da varmış herhalde. Su tesisatımız, elektrik tesisatımız hepsi var abi içinde. Güneş paneli koydurmayı düşündünüz mü hiç? Abi güneş paneli koydurmayı düşündüm. Ama şöyle sabit duracağım için pek hani gerek duymadım. Gerek duymadım. Aynen abi. Güneş paneli olursa aslında gittiğiniz yerde elektrik de şeye yeter, dolabını ve aydınlatmanı çalıştırabilirse aslında olabilir. Aynen olabilir ama abi hani burada İskilip'te sabit yerim olduğu için buraya elektrik aboneliği aldım. Ondan dolayı bir sıkıntı çekmedim. Hani gittiğimiz yerlerde de genellikle hep tanıdık olduğu için elektrik sıkıntı yaşamıyoruz. Evet, sorun yok. Sorun olmuyor. Aynen. Domatesler, biber de kızartıyor musun? Biber evet istiyor. Abicim. Biber de atabilirsen. Tabii ki. Hı-hı. Peki festivalde işler nasıl şu anda? Önceki, şükür elhamdülillah abi. Önceki işlerinizin kaç katı? İki katı falan oldu mu? Ya abim hani beni etkileyen fazla bir şey olmadı. Hı? Ben gece çalıştığım için. Ama yine de şükürler olsun. Yine bir artış var illaki istemez. Bunlar da fırında közlediğimiz biberlerimiz. Hı. Yine de insan kalabalığı bir şekilde. Tabii. Faydası var. Yani. Kasını falan da soğan ister misin? Ben soğan olsun. Turşu? Turşu da olsun, evet turşu. Soğan haşlanmış soğan mı şey? Yok. Hani ince doğradığımız için haşlanmış gibi haşlanmış gözüküyor. Haşlanmış görüntüsü oluyor. Hı, tamam. Acı biber ister misin? Yok, acı biber istemiyorum. Seri şekli kağıda koyuyoruz herhalde. Aynen. Pul biberiniz varsa? Var. Pul biber atabilir miyiz biraz? Tabii ki. Kokoreççi de pul biber olmaz mı abi? Olmaz. Değil mi? Her türlü baharat olur. Tamamdır. Aynen. Şu an tamam. Seri şekli bu şekli. Afiyetle. Tamam. Bir tane de ayran alabilir miyim? Tabii ki. İskilip merkezi Tombik Et Evi'ndeyiz şu anda. Kameraya yaklaştırırsam bu şekilde içi dolu dolu bir köfte sipariş ettim ben şimdi. Yanında ayrana. Burada işte 6 tane köfte, soğanları haşlamadan ince ince doğramışlar. Domates ve turşuyla birlikte güzel bir lezzet oluşturacak. Son yılların favori lezzeti nerede yapılsa güzel oluyor. Burada da çok güzel. Çok güzel yapılmış. Köfteciler bu işi çok iyi biliyorlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.